Merhaba. Konuğumuz arkeoturizm ve Galata Sourcing kurucusu Sayın Okan Sertoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba Sema Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetiniz için tekrar tekrar çok teşekkürler. Benim için çok heyecanlı ve bir o kadar da keyifli olacağından eminim. Sağ olun, var olun. Sizler sağ olun, davetimize icabet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Evet, bugün iki farklı sektör üzerine konuşacağız sanıyorum, değil mi? Evet, açıkçası birbirinden çok farklı iki sektör, iki firma. Ama ikisi de çok dinamik. Ülkemiz açısından ikisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. İkisinin de içinde yer aldığım için mutluyum. Belki Arkeo'dan başlayarak Galata ile devam edersek benim için de daha kolay olacağına inanıyorum. İki sektöre de dokunmuş olacağız sizlerle birlikte. Evet, ama öncesinde biz sizi de tanımak istiyoruz. Bu girişimci ruhu tanımadan olmaz. Tabii çok kısaca ben kendimden de bahsetmek isterim. 4 Mart 1983 İstanbul Eminönü doğumluyum, Süleymaniye'de. Artık gerçi Eminönü diye bir ilçemiz kalmadı ama Fatih Süleymaniye doğumluyum. Eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Perteminyal Lisesi'nden mezunum. Perteminyal Lisesi'ni çok severim. Bu yıl da 150. yılımız. Lisemizin kuruluşunun 150. yılı. Liseden sonra Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. 2006 yılında askerlik hayatımı da tamamladıktan sonra iş hayatına başladım. Benim aşağı yukarı 16 yıllık bir satın alma geçmişim var. Çok farklı sektörlerde hep satın alma alanlarında çalıştım. Son 3 yıl kendi işlerimi kurana kadar hem tekstil alanında, hem sağlık alanında, hem otomotiv alanında, hem medikal cihaz, hem de FMCG alanlarında tecrübelerim oldu. Bütün bu tecrübelerimi şimdiki iş hayatımda kullanıyorum. O yüzden her biri benim için altın birer bilezik oldu. Her çalıştığım firmadaki bütün çalışma arkadaşlarıma buradan da çok teşekkürler sunuyorum. Evliyim. 2 tane çocuğum var. 9 Allah'a yaşında bir şükür. kızım var. 5 yaşında bir oğlum var. Gezmeyi çok severim. Biraz da turizmle alakam da o yönden kesişti hayatım. Fotoğraf çekmeyi severim. Biraz belki reklam gibi olacak Sema Hanım ama çok 1-1,5 ay kadar önce de bir deneme kitabım yayınlandı. Hatta size de getirdim. Çok Tulpar'ın teşekkür peşinde ederiz. isminde bir deneme hikaye kitabım yayınlandı. Hem hobilerimle hem de aile hayatımda hem de iş hayatımda mümkün mertebe dengeli bir şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Evet, öyleyse artık sektörel anlamda sohbetimize geçebiliriz. Son derece renkli ve bir o kadar da başarılı bir iş insanıyla bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Turizm, ülkemiz turizm cenneti olarak adlandırılır ve hakikaten de öyle. Siz hangi sebeple turizme yönelmek istediniz? Bu sadece geziyi ya da tarihi sevdiğiniz için mi? Ve şu an turizmin ülkemizde geldiği durum tüm dünya ile birlikte. Bunları da değerlendirir misiniz bize? Öncelikle ülkemiz gerçekten bir turizm cenneti diyoruz. Yani daha güç nasıl ifade edebiliriz ben de bilemiyorum. Bu ifadenin eksiği var, fazlası yok. Gerçekten dünyanın en önemli turizm ülkesi olmaya adayız. Zaten ilk beşteyiz ama birincisi olmayı da fazlasıyla hak ediyoruz. Tabii bunun için çok stratejik, doğru hamlelerimizin yapılması gerekiyor. Ben insanları, yeni kültürleri, farklı bakış açılarını tanımayı çok sevdiğim için aslında lise yıllarından beri turizmin kenarında, kıyısındaydım. Hem lisede Sultanahmet'te çalışma fırsatım oldu, üniversite yıllarında Bodrum'da otellerde çalışma fırsatım oldu. Profesyonel hayatımı yaparken bile o zamandan beri turizmin bir şekilde hayatımla birleşeceğini düşünüyordum. Ta ki son 3 yıl öncesine kadar yakın bir arkadaşımla birlikte bizim bir Japonya seyahatimiz oldu. Japonya seyahatinde tabii Japonların kapsül otelleri var. Arkeo'nun aslında çıkış hikayesi oradan başlıyor. Japonların kapsül otellerini İstanbul'a getirebilir miyiz diye kendi aramızda istişare ettik. Tabii o zaman turizmin duayenlerinden birkaç arkadaşımıza, bir büyüğümüze istişare etme fırsatımız olduğunda onlar bize dediler ki Okan çok güzel bir fikir ama bunlar 90'da denendi başarısız oldu. Peki neden başarısız oldu biliyor musunuz dediler. Tabii biz fikrimize o kadar çok güveniyorduk ki biraz orada şaşırdık. İnsanlar bazen özellikle girişimciler fikirlerine aşık olabiliyorlar ve dışarıdan gelecek geri bildirimlere de kapalı olabiliyorlar. Bu aslında çok önemli bir tuzak. Onu anladığınız zaman biraz daha uzaklaşıp fikri tekrar değerlendirme erdeminde olmak sizin için çok çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bize şunu söylediler.
Japonya'ya gittiğiniz zaman siz Japonya'nın kültürünü denemek istersiniz, deneyimlemek istersiniz. Aslında turizmin çok basit açıklayacak olursak, turizm gittiğiniz yeri sadece gezip görmek değil, aynı zamanda oranın kültürüne dair unsurları da deneyimleyebilmektir. Bu anlamda siz Japonya'ya gittiğinizde sushi yersiniz, İstanbul'a geldiğinizde kebap yersiniz ya da baklava yersiniz. O yüzden siz bir şey yapacaksanız ya da sıra dışı bir şey yapmak istiyorsanız İstanbul'a özgü bir şeyler yapın dediler. Tabii o zaman ben arkeoloji müzesini de çok severim. Arkeoloji müzesinde de meşhur bizim İskender Light'imiz var. Dedim o zaman kapsül otel olmasın, İskender Light olsun. Tekrardan gittik büyüklerimizin yanına. Dedik İskender Light'i nasıl bir fikir? Ha dedi, harika bir fikir ama insanları ölmeden Light'in içine sokmayalım. Sonra dedim galiba bu benim için güzel bir fikir ama genel için o kadar da güzel bir fikir olmayabilir. Ama oradan biz bir şey yakaladık. İsmimiz de oradan geliyor, arkeoturizm. Dedik ki biz ülke olarak aslında arkeoloji olarak dünyanın en zengin coğrafyasındayız. Ve zenginliklerimizi maalesef istediğimiz ölçüde bütün dünyaya anlatamıyoruz. O zaman hem gönlümüzdeki işi yapalım hem de ülkemize faydalı olabilecek şekilde zenginliklerimizi misafirlerimize sunalım. Bu anlamda arkeoloji temalı konsept bir hostel oluşturduk. Ya buraya da gelmek istiyorum çünkü hostelle otel arasında ve otel mantığıyla da hostel mantığı Ne arasında fark çok var? farklar var. Şöyle söyleyeyim, yani hosteli talep eden insanlar tamamen çok farklı bir kafa yapısına sahipler. Öncelikle geldikleri zaman bireysel değil, yeni insanlarla tanışmak istiyorlar. Otele gittiğiniz zaman otelde oda sizindir. Ama hostele gittiğiniz zaman aynı oda içerisinde yataklar sizindir. Ve orada farklı kültürlerden, farklı dünyadan gelen insanlarla iletişim halindesiniz. Ve hostel müşterisi sizden sohbet bekler, sizi gezdirmenizi, bilgilendirmesini bekler. Otel müşterisi bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün kalırken bizde 6 ay kalan hostel müşterisi var. Peru'dan bir arkadaşımız var, örnek vermek gerekirse. Son 7 yıldır dünyayı geziyor. Covid'den dolayı dünyayı gezmeye ara vermek zorunda kalmış. Şimdi onunla sohbet ediyoruz. Ya Türkiye'de 8 ay kalmış. Kayseri'de 2 ay kalmış, 1 ay Diyarbakır'da kalmış, köylerine kadar kalmış. Yani kabaca otelle hostel müşterisinin beklentileri çok farklı. Tesis anlamında beklentileri çok farklı. Bilgi anlamında, deneyim anlamında beklentileri çok farklı. Hostelde tesis ve özellik anlamında beklentiler minimum düzeyde. Biz mesela ücretsiz olarak havlu veriyoruz. İnsanlar mutlu oluyorlar. Şimdi otelde havlu verilmediğini düşünün. Orada inanılmaz bir derecede negatif dezavantaj yaratacak. Ama İstanbul özelinde şunu söyleyebilirim. Hostelle birlikte pandeminin getirdiği bir değişim var. Pandemiden sonra insanlar dijital nomad dediğimiz artık ya hibrit şekilde ya da tamamen uzaktan çalışmaya başladılar. Şimdi bende çok fazla tabii hikaye var ama çok küçük bir de olsa anlatayım. 2-3 ay kadar önce Faslı iki kardeş, biri Kanada'da yaşıyor, yazılım firmasında çalışıyor. İsim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Fas'taki çalışan arkadaşımız da Amazon Fransa'nın müşteri hizmetlerinde çalışıyor. Amazon Fransa 2022'nin sonuna kadar uzaktan çalışabilirsiniz demiş. Kanada'daki yazılım şirketi ise bundan sonra biz tamamen uzaktan çalışmaya geçtik. Artık sizin şirket merkezine gelmenize gerek yok demiş. Bu iki kardeş buluşmak için İstanbul'u seçmişler. Biri Kanada'dan, biri Fas'tan İstanbul'a geldiler. Bir hafta kadar bizde kaldılar. Ondan sonra o kadar bayıldılar, ilk defa geliyorlar ve İstanbul'a aşık oldular ki aşağı yukarı 4 ay bizde kaldılar ve uzaktan işlerine devam ettiler. Çünkü işleri buna müsait, İstanbul buna müsait. Bu dijital nomad dediğimiz olgu hızla gelişiyor ve ben bu alanda ülkemizde inanılmaz büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. Ama maalesef farkındalık anlamında henüz yeterli seviyede değiliz. Çünkü ben her gün onlarca insanla konuşuyorum. İnsanlar gerçekten Türkiye'yi çok seviyorlar. Tabii bunun maddi olarak maalesef hani onlar döviz bazında kazandıkları için burada paraları çok çok daha değerli. Maddi olarak bir avantajın olması yanında sadece bu değil, maddi olarak bir avantaj olmasa bile İstanbul'un Türkiye'nin canlılığı, hareketliliği, esnekliği, 7-24 burada hayatın olması onlara çok cazip geliyor. Bizim şu anki internet altyapımız da gerçekten global anlamda da çok üst seviyede. Burada ben turizm anlamında büyük bir fırsat görüyorum. Hem hostel anlamında İstanbul'un büyük dünya şehirleriyle kıyaslandığı sayılarımız çok az. Hem de bu dijital nomadları ülkemizin çeşitli şehirleri sadece İstanbul değil. Çünkü biz bir turizm cennetiyiz gerçekten. Oralarda uzun vadeli bir konaklama seçeneği olarak da ülkemize alternatif turizm anlamında değer katacağını düşünüyorum.
Çok uzun konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Benim bir sorum daha olacak. Covid ile birlikte turizm sektöründe neler değişti, neler geriledi ya da neler değişmeye devam ediyor? Çünkü henüz tamamlayamadık, tamam, ama biraz daha rahat nefes alabiliyoruz. Açıkçası benim gözlemim artık insanlar zamanın, sağlığın ne kadar değerli olduğunu, fırsatların her zaman kendilerinin önüne gelmediğini fark ettiler. Bu farkındalıkla birlikte seyahat süreleri ve seyahat edebilme istekleri çok fazla arttı. Maalesef tabii bizim ülkemizin ekonomik koşulları ya da çoğu ülkenin ekonomik koşulları henüz COVID öncesi dönemde değil. Evet. Ama COVID öncesi dönemden çok daha fazla bir turizm isteği var insanlarda. Ekonomik koşullar da o seviyeye geldiğinde biz çok hızlı bir şekilde turizmde bütün dünya ama Türkiye'de baş hatlardan biri olacaktır burada. Çok hızlı bir büyüme öngöreceğim. Çünkü insanlar artık daha fazla dışarıya çıkmak istiyorlar. Hayatlarının ve zamanın değerini anlamış durumdalar. Ve COVID'de kapalı kaldıkları sürecindeki yaşadıkları o buhranı bir an önce atmak istiyorlar. Ben önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşmeye paralel ama ondan kat ve kat daha fazla turizmde bir sıçramanın olacağını düşünüyorum. Evet. Ve Galata. Galata Sourcing tabii böyle RQ ve turizmden sonra o biraz daha böyle iş bir iş. Galata Sourcing benim 2 yıl kadar önce kurmuş olduğum bir firma. 3 tane bizim fonksiyonumuz var. İsmimiz Sourcing olmakla birlikte biz uluslararası ticaret yapan bir firmayız. Türkiye'de tedarikçi bulmak isteyen yurt dışındaki firmaların aslında biz buradaki partneriyiz. Hı hı. Tedarikçileri araştırıyoruz. Onlara pazar analizi raporları gönderiyoruz. İkinci olarak Hindistanlı bir esansiyel yağ ve Fransız bir koku esans firmasında mümessilliğini yapmaktayız. Aynı zamanda yerli firmaların da tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında onlara destek veriyoruz. Peki koku, esans hangi sektörlerde kullanılıyor? Açıkçası kokunun esanslı olmadığı bir yer yok. Çünkü koku o kadar enteresan ki bizim 5 duyumuzda aslında beyinde amigdala denilen bir filtreden geçiyor. Ama koku bunun dışında. Koku direkt beynin ilgili, korteksin ilgili merkezine gidiyor. Yani bir insanı kokuyla manipüle edebiliyorsunuz. Ya da işte çocukluğunda, bebekliğinde, annesinin zamanında kokladığı bir kokuyu bir insan hiçbir zaman unutmuyor. Bu yüzden aslında günümüz dünyasında, endüstriyel dünyasında ambalajlı aldığımız sabundan, ıslak mendilden, şampuandan, parfümden, deodoranttan, deterjandan, yüzey temizleyicisinden tutun ki benim burada sayamadığım zaten parfümlerden, kolonyalardan sayamadığım bütün ürünlerde ve hatta ortamlarda koku var. O yüzden kokunun tanımı çok çok geniş. Bazen biz farkında oluyoruz, bazen farkında olmuyoruz. Ama kokunun olmadığı bir yer yok. Ambalaj ve koku günümüz dünyasının olmazsa olmaz 2 ana unsuru. Peki Türkiye koku işinin neresinde? Türkiye kokuda çok güçlü. Bizim çok güzel müteşebbislerimiz var. Dünyada koku çok büyükler var dünyada. Onlar domine ediyorlar. 4 büyükler diyebileceğimiz. Bunlar daha çok Fransız ve İsviçre, Alman ekolünden gelen firmalar. Ama onlardan sonra Türkiye'de butik ama bölgesel hem de dünyada ses getiren güzel koku firmalarımız var. Bu anlamda ülkemizin de önü açık. Kokunun ham madde tarafı, daha doğrusu kimyasal ham madde tarafında biz biraz zayıfız ülke evet. olarak. Sadece koku anlamında değil, yarı mamul ve ham madde tarafında maalesef zayıfız. Ama bu alanda da çok büyük fırsatlar var. Özellikle benim diğer iş kolum olan esansiyel yağ kısmı da aslında kokunun. Çünkü koku dediğimiz şey aslında bir tarif. Size özel, firmaya özel, markaya özel yaratılmış bir tarif. Bir koku 10 tane farklı ham madde ya da ham maddeden başlayarak 200 tane farklı ham maddenin farklı oranlarda karışımı ile elde ediliyor. Aslında parfümör dediğimiz böyle sihirli, ileri derecede eğitim almış, hem kimya, hem sanat, hem sosyoloji, hem psikoloji bilen, dünyada sayıları çok azalan bir niş bir grup insan var. Biz bu insanlara brief gönderiyoruz. Mesela diyoruz ki, örnek veriyorum, 30-40 yaş arasında çocuğu olan iş hayatında başarılı BA+, kadınlara yönelik bir parfüm geliştirmek istiyoruz. Parfümümüz de bahar esintili olsun. Bu brief'e göre o parfümü çeşitli ham maddeler, uçucu yağlar, doğal ham maddeler karıştırarak ama her biri de bir giz, her biri de bir sır, farklı oranlarda size özel geliştiriyorlar. Ve bu meziyet
çok ciddi bir meziyet. Herkesin yapabileceği bir meziyet değil. Çünkü bu kokuyu doğru yapabildiğiniz takdirde o ürün satıyor. Eğer kokuyu doğru yapamadığınız takdirde maalesef ürün başarısız oluyor. O yüzden koku çok önemli. Bu alanda biz kimya mühendislerimizi aynen 5 yıldızlı otellerde şef, gastronomi alanında eğitebiliyor, eğitildiği gibi eğitmemiz gerekiyor. Çünkü önü çok açık bir alan. Kokuyu oluşturan bileşenlerin en önemli kısımlarından biri de doğal yağlar. Doğal yağlar konusunda da ülkemiz aslında çok zengin. Çünkü ülkemizde 10 binden fazla aslında Anadolu'da endemik bitki var. Ama biz şu an gülle ön plandayız. Dünyanın en büyük gül yağı üreticilerinden biriyiz. Aynı zamanda kekik yağı, defne yağı, biberiye yağı gibi ürünleri üretiyoruz ama bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen bizim sitrus grubu dediğimiz, örnek veriyorum, limon, portakal, mandalina yağları da biz üretmiyoruz. Brezilya, İspanya, İtalya bu konuda çok çok daha iyi. Bir de bizim tarımdaki genel problemimiz aslında esansiyel yağlarda da var. Maalesef tarım arazileri biliyorsunuz çok parça pinçik, bölük bölük ve de endüstriyel anlamda bir standartizasyon yok. Benim bir önceki iş yerim Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri, FMCG üreticilerinden biri. Örnek veriyorum, biz tıraş köpüğünde lavanta yağı kullanırdık. Lavanta yağında bizim tüketimimiz 4-5 bin kilolarda. Ben hiç kimseyi kırmazdım satın almada. Çok fazla telefonlar gelirdi. İşte Okan Bey, köye 20 dönüm lavanta ektim. Sizinle çalışmak istiyorum diyor. Harika, çok güzel bir iş yapmışız ama endüstriyel anlamda acaba bunun bir karşılığı var mı? 20 dönüm lavantadan ne kadar yağ alacaksınız? Ya dönümde 10 kilo kadar alacağım. İşte 200 kilo olacak ama benim sadece benim ihtiyacım 4000 kilo. Hiçbir sertifikasyon yok. Analiz yok. Sürdürülebilirlik yok. O zaman siz aslında o büyük evrende kaybolup gidiyorsunuz. Hem zamanınız hem emeğiniz boşa gitmiş oluyor. Isparta bölgesinde şu an Kocaeli bölgesinde, Denizli, İzmir'de güzel yapılanmalar, kooperatifler var. Ama ben yolun çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Bu alanda da ülkemiz adına çok büyük fırsatlar var. Çok güzel. Peki, Sourcing olarak kastınız nedir? Firmanız ne yapıyor bu anlamda? Bu anlamda da aslında biz Türkiye olarak çok dinamik ve üretim altyapısı çok güçlü olan bir firmayız. Ama dünya ile entegrasyonumuz noktasına gideceğimiz daha çok fazla yol var. Tekstilde sourcing çok aslında gelişmiş, çok uzun yıllardır çok güzel, bu işi çok doğru yapan sourcing firmaları var. Ama ben daha çok kişisel bakım, kozmetik ve kimyasal tarafta hizmet gösteriyorum. Birçok firma var. Anadolu'da faaliyet gösteren, keza İstanbul'da büyük şehirlerde faaliyet gösteren. Ama dünyadaki bu global tedarik ağına entegre olamamış. Örnek vermek gerekirse geçen gün Amerika'dan bir talep geldi bize. Buradaki ayakkabı üreticileriyle alakalı bir rapor hazırlamamız istendi. Amerika 20 milyar dolarlık Çin'den ayakkabı ithal ediyor. Türkiye'nin ihracatı da aşağı yukarı 1 milyar dolar. Ama Amerika Türkiye'yi bilmiyor. Ya da benim o kuruluş illaki biliyordur ama o kuruluş Türkiye'den bir haber. Biz sourcing firması olarak onlara buradaki alternatif tedarikçileri, Türkiye'nin ekonomik koşullarını, Türkiye'de kimlerle hangi ticari zeminde çalışabileceklerini anlatıyoruz. Bizim gibi firmaların da ülkemizin dünyaya entegrasyonunda önemli rol oynayacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Keyifli sohbet için ve aktarımlarınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben de tekrardan beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek üzere umarım. Evet, Sayın Okan Sertoğlu konuğumuz oldu. Hoşça kalın.